Kutlu akşamlar. Takvimler 8 Nisan 2019 Pazartesi gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız. Bu akşamda yeni bir hafta, yeni umutlar, yeni başlangıçlar diyerek bültenimizi Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un açıklamalarıyla açıyoruz. Yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi Milletvekili Enginyurt. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'i hedef aldı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi. Kuyunu kazıyor ifadelerini kullandı. İşte detaylar. Mustafa Adıgüzel komünisttir. Komünist dememe çok üzülüyor. Komünist dememe üzülüyor. Diyor ki bana devrimci de diyor. Neyin devrimini yapacaksın? Devrimi başardığında komünizmi getirmeyecek mi? Komünist olmuyor mu yani? Ne oluyor? Komünist olmaktan bile utanan bir adam. Ne savunduğunu bile bilmiyor. Yani ben devrimciyim diyor. Ama komünist olmaktan utanıyor. Ben diyorum ki Mustafa Adıgüzel Tepeköy'e muhtar adayı olsun, seçilemez. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yeni gün programının konu oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Vekil Enginyurt, önceki gün yapmış olduğu Twitter ve Facebook paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e, "Mustafa Adıgüzel, çuval olmaktan başka bir meziyetin yok. Kendi köyüne muhtar olmaya kalksan sonuncu olacak adamsın. Bir de utanmadan laf yetiştiriyorsun. Gürgentepe, Tepeköy'de yani kendi köyünde Cumhur İttifakı olarak sana nal toplattık. İmamın eteğine sığındın, laf ediyorsun. Hadi be," diyen Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi. "Adıgüzel senin kuyunu kazıyor," ifadelerini kullandı. Bizim Cumhur İttifakımız Türkiye'de %53 oy aldı. Bizim liderimiz bir ittifak kurdu. Kendi lideri de bir ittifak kurdu. Bu nasıl bir siyasetçi ki? Bu nasıl bir insan diyeceğim ki buna? Nasıl bir insan ki? Kurulan bir ittifaktan dolayı senin partin yok diyebilecek kadar kendi partisi de Türkiye'de 51 vilayette ittifak yapmış. Türkiye'nin 11 tane büyük şehrinde CHP gibi Cumhuriyeti kuran parti seçime girmemiş. Türkiye'nin 11 tane büyük şehrinde CHP gibi Cumhuriyeti kuran parti seçime girmemiş. Güya beni oradan vurmaya çalışıyor. Bu soruyu bana soracağına, Mustafa git adamsan Kemal Kılıçdaroğlu'na sor o zaman, niye girmedin seçime diye. Ama yok, bunların derdi belli. Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunuyorum. Mustafa Adıgüzel kuyunu kazıyor. Mustafa Adıgüzel senin için imza toplayacak. İlk sana ihanet edecek olan Mustafa Adıgüzel'dir Sayın Kılıçdaroğlu. Mustafa Adıgüzel'i dikkate al diyorum. Çünkü bunun işi bu. Bunun işi gücü kendi arkadaşlarına ihanet eder Mustafa Adıgüzel. Kendi yola çıktıklarını, yolda bulduklarını değişir bu Mustafa Adıgüzel. Vekil Adıgüzel'in Altın Ordu adayı Birol Yılmaz başta olmak üzere hiçbir CHP adayına destek vermediğini söyleyen Vekil Enginyurt, Adıgüzel'in yine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'u da hedef aldığını sözlerine ekledi. Birol Yılmaz Altın Ordu adayıydı. Birol Yılmaz'a oy vermedi senin yanındakiler. Mustafa Adıgüzel, zerre kadar insanlığın varsa bağlan bu telefona. Senin yanındakilerin kimler olduğunu ve kimlerin Birol Yılmaz'a oy vermediğini isim isim seninle tartışalım. Hadi bağlan. Çuvalın üstünde yatıp uyuyacağına telefona bağlan da Birol Yılmaz'ı kim satmış? Satmaktan bahsediyor ya, satıldım diyor ya. Evet. Ordu'da Birol Yılmaz'ı hangi CHP'li satmış? Mustafa Adıgüzel'in hangi CHP'li yandaşları, yoldaşları Birol Yılmaz'a küfretmiş, hakaret etmiş, ona oy verdirmemiş? Tartışalım buyursun. Ya sen kendi partinin kazanmasın diye kin ve ihtiras içinde olacaksın. Bana gelen WhatsApp mesajlarında, özel mesajlarında partililerine diyor ki Ordu merkezde oy kullanmayın diyor. Gülyalı'da oy kullanın diyor. Perşembe'de oy kullanın. Gerekirse Giresun'da oy kullanın. Fatsa'daki Ahmet Canbaz'ın adaylığının yanlış olduğunu, mukadder ya da onur olsa orayı alırdık, orada satıldı diyor. Bunları yapanın hepsi Seyit Torun diyor. Evet. Seyit Torun İdris Naim Şahin için diyor. Evet, uyuyor şu anda. Evet, başka bir iş yapmıyorum dedim. Ne dedim yani? Orduların takdirine sunuyorum yani. Şimdi bunun neresi vekillik? WhatsApp grubunda attığı şeylerde Seyit Torun'a, kendi partilerine öyle hakaret ediyor ki. Vekil Enginyurt, Adıgüzel'in seçim süreci boyunca Cumhur İttifakı'nı desteklediğini iddia etti. Mustafa Adıgüzel seçim boyunca Ordu'da Cumhur İttifakı'na karşı tek laf etti mi? Varsa yoksa İdris Naim Şahin'le uğraştı. Evet. Yattı kalktı İdris Naim Şahin'le uğraştı. Yani yeni sanki büyükşehir adayı, büyükşehri kazanacak olan İdris Naim Şahin'miş gibi, evet. Mustafa Adıgüzel Cumhur İttifakı'na tek laf söylemedi, Cumhur İttifakı'na çalıştı.
Bize çalıştı Mustafa Adıgüzel. Mustafa Adıgüzel bakmayın çuvalın üzerinde yattığına. Kendini kurtarmak için orada çuvalın üstünde yatıyor. Mustafa Adıgüzel Cumhur İttifakı'nın bir milletvekili olarak çalıştı bize. Bizimle beraberdi. Bizim yanımızdaydı. Çünkü İdris Naim Şahin'e biz bir şey demezken Mustafa Adıgüzel her mitingini İdris Naim Şahin'le başladı. Evet. İdris Naim Şahin'le bitirdi. Canlı yayına katılan eski vekil Yıldız da bunun hesabının sorulacağını kaydetti. Buradan ordu kamuoyu duysun. Ben edebimle adabımla bugüne kadar her şeyi doğru yapmaya çalıştım. Siyaset yaptığım dönemde polemiklere girmedim. Ordunun menfaati varsa toplum adına ne gerekiyorsa 90'lı yıllardan 2019'lu yıllara kadar aynı şeyleri yaptım. Fındıkla ilgili dolar bazındaki fiyatı Türkiye'de biz ilan ettirdik 93 yılında. Bunu Türkiye biliyor. İl başkanıydım ben o zaman. Dolayısıyla şimdi bu saatten sonra eğer bu doğruysa Mustafa Adıgüzel de başkaları da kim varsa herkes ne olduğunu görecek. Bakın kendi parti vekili bile bundan çok rahatsız oldu. Ben de rahatsız oldum değil mi? Evet. Mustafa Adıgüzel böyle çirkin bir siyasetçi. Mustafa Adıgüzel ordu için talihsiz bir siyasetçi. Mustafa Adıgüzel ordu derdinde olmayan, şovmenlik yapmaktan başka hesabı olmayan bir siyasetçi. 31 Mart yerel seçimler sonrası yarışı kazanan isimler mazbatalarını alarak görevlerine başlıyor. O isimlerden biri de AK Parti Altınordu Belediye Başkan adayı olarak sandıkta yarışan Aşkın Tören. Sandık yarışından birinci çıktı. Tören ve kutlamasında yine Altınordu sokaklarında vatandaşlarla birlikte yaptı. Haftanın ilk gününde ise mazbatasını alarak resmi olarak Altınordu Belediyesi'ndeki makam koltuğuna da oturdu. Tevazu, samimiyet ve gayretle 31 Mart Mali İdareler Genel Seçimlerinde Bismillah diyerek başlayan AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, sandık başına giden Altınordulu vatandaşların büyük çoğunluğunun desteğini alarak sandıktan birinci çıktı. Resmi sonuçlara göre Altınordu Belediyesi'nin yeni başkanı Aşkın Tören mazbatasına kavuştu. Tören Ordu Adliye Sarayı'nda yetkililerden mazbatasını teslim aldı. Mazbata töreninin ardından partililerle birlikte toplu fotoğraf çektiren ve tebrikleri kabul eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören yeni durağı olan Altınordu Belediyesi'ne geldi. Zaten hoş geldiniz. Belediye önünde kendisini büyük heyecanla bekleyen vatandaşlarla buluşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, başkanlık görevini Celal Tezcan'dan devraldı. Devir teslim töreninde açılış konuşmasını Celal Tezcan gerçekleştirdi. Devam edecek. Sayın Aşkın Tören'e biraz sonra inşallah mühürle beraber görev edeceğim ve bundan çok mutlu olacağım. Daha sonra Altınordu Belediyesi'nin yeni başkanı Aşkın Tören kürsüye çıktı ve kendisini merakla bekleyen vatandaşlara seslendi. Hizmet yoluna revan olma vakti. Allah mahcup etmesin. Şimdi biz seçim süreci boyunca 3 şeyi öne çıkardık. Aşkın Tören ulaşılmaz olmayacak. Aşkın Tören devraldığı büyükleri gibi milletin adamı olacak, kibirlenmeyecek. Aşkın Tören hiç kimseyi 31 Mart'tan sonra ötekileştirmeden kuşatıcı siyaset dili ve anlayışıyla gönül belediyeciliğinin gereğini nizasız, fasılasız, ayrımsız yapmaya cehdetti ve bu istikamette yürüyüşü, gönlü, ufku, kudreti, feraseti aynı zamanda o müşfik ruhuyla sabit tutarak bu şehre hizmet etmeye devam edecek. Allah utandırmasın inşallah. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu'yu emanet olarak devraldığını, uyumlu bir şekilde orduya hizmet edeceklerini söyledi. Oy vererek kurtulmuş değilsiniz. Allah nasip ederse yerinde bir söyleyişle bu kardeşiniz bilmeden bir hata yaparsa uyarmak sizin, bakın insana, zamana ve mekana şahit düşüyorum. Sizlerin sorumluluğudur. Ötekileştirici dilden uzak bu şehre ve bu şehirde yaşayan şehirlilerimize, her kesime aynı mesafede, eşit mesafede hizmet etmeye devam edecek. Sonrasında Altınordu Belediyesi'nin yeni başkanı görevi eski başkan Celal Tezcan'dan devraldı. Yeni makamına geçen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören dualarla karşılandı. Duanın ardından Bismillah diyerek makam koltuğuna oturdu. Mührü eski başkan Celal Tezcan'dan aldı. Yeni makamında ilk açıklamalarını yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören büyük bir heyecan ve sorumluluk içerisinde olduğunu ifade etti.
büyük bir heyecan, sorumluluk içerisindeyim. 31 Mart seçimlerinde milletimizin takdiri ve teveccühüyle bu emaneti üstlenmiş bulunmaktayım. Geçmiş kaldığında inşallah böyle övünçle ve gururla hatırlayacağımız bir miladın başlangıcı olsun. Milletimize hayırlar getirsin inşallah. Ordu Büyükşehir Belediyesi makamı için AK Parti'nin adayı olarak sandıkta yarışan Doktor Mehmet Hilmi Güler de bugün düzenlenen törenle mazbatasını aldı. "31 Mart mahalle idareler seçimlerinde AK Parti'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve yerel seçimler sonrası sandıktan %56.93 oy oranı ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler mazbatasına kavuştu. Altınordu ilçesinde Ordu Adliye Sarayı'na gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler burada mazbatasını yetkililerden aldı. Mazbata töreni sonrası Güler tebrikleri kabul etti. Daha sonra 5 yıl boyunca görev yapacağı Ordu Büyükşehir Belediyesi merkez yerleşkesine gelen Güler burada devir teslim törenine katıldı. Ordu'da sevginin dilini konuşturacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, çalışan ve üreten bir belediye olacaklarının sözünü verdi. Nitelikli işler sürdüreceğiz. Başlarken bu işe sevgiyi büyütmeye geldim demiştim. Ve sistem buna cevap verdi. Ordu buna cevap verdi. Ve bu noktaya geldik. Sevgi bir eksiğimizdi. Şimdi 5 yıllık çalışmamızda Allah nasip ederse tek bir anahtar kelime söyleyeceğim. O da erdemli davranışlar. Erdemli davranışlar bizim hareketimizin temeli olacak. İlçe belediye başkanlarını ve belediye çalışanlarını uyaran Güler, çalışmayan kimseyle işinin olmayacağını ifade etti. Düşünen ordu, üreten ordu ve yarışan ordu. Ve bu yarışmanın içinde sadece proje yürütmek yok, proje geliştirmek yok. Hayırda yarışmak var. Bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Ve biz bütün insanlara hizmet edeceğiz. Hiçbir zaman üstten bakmayacağız. Çünkü neticede biz hizmet için buraya geldik. Burada herkesin oyunu nasıl aldıysak onların karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Hiç kimse bundan bir milim şaşarsa beni karşısında bulur. Bunu özellikle ifade ettim. Yapılan konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler görevi mevcut başkan Engin Tekintaş'tan devraldı. Yeni makamına gelen Başkan Güler tebrikleri kabul etti. 31 Mart yerel seçimlerinde seçmen tarafından tekrar tercih edilen Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan da mazbatasını aldı. Arkadaşlar şöyle imza buraya. Türkiye 31 Mart pazar günü sandık başına gitti. Seçmen 5 yıl boyunca görevini sürdürecek olan yerel yöneticilerini belirledi. O isimlerden biri de Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan oldu. Tekrar belediye başkanlığı koltuğuna layık görülen Başkan Türkcan tebrikleri kabul etti. 5 yıl boyunca yerel yöneticiliğe devam edecek olan Başkan Türkcan'a mazbatası da verilerek başkanlığı resmileştirildi. Fotoğraf alıyor musunuz yoksa video mu? Video mu aldınız? Hem video hem fotoğraf. Tamam. Şöyle bir fotoğraf. Tamam. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. Burada İş Var Teşvik Paketi ile özel sektörün yeni eleman alımını teşvik edici ve mevcut istihdamını korumasına yönelik önemli destekler yer alıyor bu pakette. Konuyla ilgili Ordu İşkuril Müdürü İsa Kaymak TV52 Haber'e önemli açıklamalar yaptı. 30 Nisan'da tamamlanacak olanlardan bir tanesi ilave istihdama ücret desteği. Yani bu birleştirilmiş bir program gibi düşünün. İşkur Ordu İl Müdürü İsa Kaymak İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş yeri ziyaretleri gerçekleştirdi. Konuyla ilgili geniş çaplı hem duyurularımız hem de iş yeri ziyaretlerimiz oldu. Bizzat ben kendim bile 200 civarında iş yeri gezmişim bu kapsamda. Hemen 2-3 tane iş yeri günlük gezmeye çalışıyorum onun dışında.
danışmanlar hakeza çalışıyor. Seferberlik kapsamında istihdam maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün artırılması noktasında sağlanan destek ve teşvikler bu ziyaretlerde ordu iş dünyasına anlatıldı. İlave istihdama ücret desteğinin içeriği şu. Geçen yıl yani 2018 yılındaki istihdam sayısı en düşük olan ay hangi ay ise o ayın üzerine alacağınız her kişi için devlet 3 ay süreyle tamamen ücretini, asgari ücret düzeyinde ücretini, ücreti 3 ay, akabinde de sigorta primleri, vergileri vesaire diğer tamamen brüte yansıyan kısmı ya da SGK'ya ödenecek olan, vergi dairesine ödenecek olan kısmı da üstleniyor. Bunun süresi eğer ilave istihdam dediğimiz 2018 yılının ortalamasına bir ilave ise ve 19-25 yaş aralığında ise çalışacak erkek veyahut da çalıştırılacak kişi bayan ise 18 ay süreyle, bunun dışındakiler de 12 ay süreyle istihdam teşviğinin bu prim kısmından yararlanacaklar. Burada ilave ücret desteği dediğimiz o geçmiş yılın en düşük ayına ilave işçi olduğunda ücret desteğine, ortalamasına, yılın ortalamasına ilave olduğunda da tüm primlerine ödenmesine hak kazanıyor demektir. Ekonomide, ticarette, üretim ve işsizlikle mücadelede yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla yeniden başlatılan istihdam seferberliğinin getirdiği destek ve teşvikler konusunda İşkur Ordu İl Müdürü İsa Kaymak bilgi verdi. Anket uygulamasıyla ilgili piyasaya inen arkadaşlarımız da bu kapsamda broşürleri dağıtıyorlar. Teşviklerle ilgili bilgilendirmeleri de yapıyorlar. Evet, Türkiye kazanacak. Evet, bu broşürü de gösterelim. Türkiye kazanacak broşürü bu. Bütün istihdam teşviklerini, kurumumuzun işbaşı eğitim programlarını ve işverenin yararlanabileceği bütün programları kapsamına alan, içerikte olan geniş kapsamlı bir broşür. Bunu da işverenlerimize aynı zamanda dağıtıyoruz. Gülyalı için biliyorsunuz yerel seçim sonuçlarına göre oylar yeniden sayılmıştı ama bu oy sayımı da sonucu değiştirmemişti. Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanına sahip Ulaş Tepe Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak sandık yarışından galip çıktı. Bugünse mazbatasını aldı. Evet, Çok sağ olun. Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri olarak yola çıkan ve yerel seçim yarışında ipi göğüsleyen Cumhuriyet Halk Partisi Gülyalı Belediye Başkan adayı Ulaş Tepe mazbatasına kavuştu. Evet, herkese hayırlı uğurlu olsun. Altınordu ilçesinde bulunan ilçe seçim kuruluna gelen Gülyalı Belediyesi'nin yeni başkanı Ulaş Tepe yetkililerden mazbatasını aldı. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, mazbata töreninin ardından başkan olarak ilk açıklamalarını TV52 mikrofonlarına verdi. Ben öncelikle bütün Gülyalı hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bir tatlı rekabetimiz vardı, bir yarışımız vardı ama bu yarışı hep beraber neticelendirdik. Bundan sonraki süreçte Gülyalı'nın tamamına hizmet etmek için inşallah hep beraber çalışacağız. Temel derdimiz Gülyalı'da kötüyü iyiye, iyiyi güzele, güzele mükemmele dönüştürmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte Gülyalı'nın tamamını kucaklayacaklarını ifade eden Gülyalı Belediye Başkanı Tepe, kendisine destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Ben seçim süreci boyunca katkı veren, oy veren vermeyen bütün yurttaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Gülyalı'nın tamamını kucaklamak istiyoruz. Gülyalı'nın yüzünü güldürmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin bize bugüne kadar verdikleri destek için çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yine bizimle beraber olmalarını istiyorum. Neticede bizim yüzümüzü Gülyalılar güldürdü. Bundan sonra sıra bizde. Bize Gülyalıların yüzünü güldürmek için var gücümüzle, belediye meclisimizle, bütün ekibimizle çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmanın ardından elinde mazbatası, yanında belediye meclis üyeleri ve CHP yöneticileriyle birlikte poz verdi Başkan Ulaş Tepe. Mazbatasını alan ve hızlıca 5 yıl boyunca hizmet vereceği Gülyalı ilçesine yol alan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediye hizmet binasında halkla buluştu ve görev yapacağı başkanlık koltuğuna oturdu. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.
Sayın seyirciler, yayınımıza sıcak bir gelişmeyle ara veriyoruz. İnşaat sektörünün lokomotif firmalarından Alanlar İnşaat bir hayali gerçekleştirdi. 120 ay 0.98 vade farkıyla satışlara başladı. İster 14 blok 575 daireden oluşan ordunun en büyük toplu konut projesi Beyazşehir konutlarından, isterseniz yükselen yıldız Karşıyaka'da muhteşem doğa, deniz ve şehir manzaralı Karşı Vadi konutlarından 120 ay 0.98 vade farkı imkanından yararlanarak ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi Alanlar İnşaat satış ofisinde. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri, Altınordu, Ordu. Alanlar İnşaat. Alan kazanır. Üye belediyesi ise çalışmaya çoktan başladı. Yeni başkan makama oturur oturmaz Üye Belediyesi yeni dönem belediye meclis toplantısının ilkini de gerçekleştirdi. Bu süreç hepimize, Üye'mize hep birlikte hayırlı hizmetlere vesile olması yönünden Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Üye Belediyesi yeni dönem belediye meclis toplantısının ilki gerçekleştirildi. Belediye meclis toplantısında konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yeni dönemin hayırlar getirmesini diledi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin Ünye'mize, ordumuza, Türkiye'mize, tüm insanlara hayırlara vesile olmasını öncelikle Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Başkan Tavlı konuşmasında iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan kentimiz ve hemşehrilerimiz için ne yapabiliriz noktasında gayret içinde olacağız dedi. Bu süreçte sahada verdiğimiz sözlerin hayata geçirilmesi noktasında ifade ettiğimiz gönül belediyeciliğiyle birlikte şeffaflığı ve ortak aklı da öne çıkararak hep birlikte inşallah bu 5 yıllık süreçte birlik ve beraberlik içerisinde iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan Ünye'ye ne kazandırabiliriz ekstra, ne yapabiliriz'in gayreti içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın ortak akıl ve istişare ile yönetim anlayışı kapsamında verdiği tavsiye ile Ünye Belediye Meclisi'nde komisyon üyelerinin sayısı 3'ten 5'e çıkarıldı. Ünye Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yeni görev dağılımları da belli oldu. Kapalı ve açık oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimler sonrası Ünye Belediye Meclisi'nde görev dağılımları şu şekilde gerçekleşti. Belediye Encümen üyeleri Mehmet Arslan, Ercan Yıldırım, Arif Safa Sarı. Divan Katibi üyeleri Arif Safa Sarı, Sema Kurt, Samet Tecer, Ethem Rasim Uysal. Meclis Başkan Vekilleri Nevzat Ege, Zeynep Yazıcı. İmar Komisyonu üyeleri Deniz Benli, Yılmaz Turan, Hüseyin Kemaloğlu, Recep Güdek, Kadir Gümüş. Plan Bütçe Komisyonu üyeleri Mustafa Fidan, Hasan Çarkacı, Bedri Kesimoğlu, Suna Yerlikaya, Kerim Ateş. İçkili Yerler Belirleme Komisyonu üyeleri Hasan Çarkacı, Samet Tecer, Ahmet Dikici, Zeynep Yazıcı, Kemal Maral. Tarife Komisyonu üyeleri Yılmaz Gürkan, Sema Kurt, Mustafa Darıoğlu, Rıfat Köylü, Arslan Güdek. Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti Hüseyin Tavlı, Ethem Rasim Uysal, Hasan Çarkacı, Yılmaz Turan. Tarihi Kentler Birliği üyeleri Hüseyin Tavlı, Zeynep Yazıcı. Şimdi ekranlarınıza mermere can veren isimlerin, yani marifetli mermer ustalarının hikayesini getireceğiz. Onlar mermere can veriyor, marifetli ellerle mermeri resmen işliyor. Evet, onlar mermer ustaları. Bazen bir mutfak tezgahı, bazen evimizin en güzel köşesinin gizli kahramanları onlar. Bazen de hüzünlü anlarımızın mezar taşındaki yansımaları. Günümüzde ustadan kalfaya geçen bu mesleğin azalan isimlerinden bir tanesi de Çamaş'taki Muharrem Karataş. Çıraklık dönemiyle beraber 6-7 senedir bu işi yapıyorum.
Çatalpınar'da başladım ilk bu işe. Ondan sonra çeşitli yerlerde çalıştım. Şimdi de kendi mesleğimizi devam ettiriyoruz kendi çabamızla. Usta Karataş mesleğin inceliklerini, zorluklarını ve yaşadığı sorunları aktardı. Mezar, merdiven, mutfak tezgahı, yani kısacası mermerle ilgili ne yapılabilecekse onu yapıyoruz. Ya piyasa olarak baktığımız zaman piyasa olarak zaten şu anda zor bir dönemden geçiyoruz komple. Biz de bu zor dönemi atlatabilmek için sınırları zorlamak zorundayız. Sınırları zorlamadığımız zaman olmuyor şu zamanda. İşimizin zorluğu var elbette ki. Bu sadece yapan için gören de direkt anlayabileceği bir zorluğu var hem de. Şimdi ama işini severek, isteyerek yaptığın zaman aşılamayacak bir zorluk yok. Baktığınız zaman elimize aldığımız en ufak bir malzeme, şu malzeme bile nereden baksanız 3 kilo civarında. En ufak malzememiz bu. İşimizin zorluğu var, ağırlığı var ama severek yapıldığı zaman aşılmayacak hiçbir yanı yok. Lise öğrencilerinin müzik anlamında hayallerini gerçekleştiren liseler arası müzik yarışması 22. kez yapılıyor. Türkiye'nin dijital müzik platformu tarafından gerçekleştirilen bu yarışmaya Ordulu lise öğrencileri de yoğun ilgi gösteriyor. Özel bir okul öğrencileri ise finale hazırlanıyor. Biz bu yarışma için çok heyecanlıyız. İnşallah finale gitmeyi istiyoruz. Her biri hayallerinin peşinde koşan gencecik sesler onlar. Bence başarılı olduğumuza inanıyorum ve yani finale gitmek için de o istiyoruz. Yani elimizden geleni yaptık biz. Gerisi de halka kalmış. Kimi enstrüman çalıyor, kimi sesiyle büyülüyor. Tüm yeteneklerin bir araya toplandığı özel okul öğrencileri, Türkiye'nin dijital müzik platformu tarafından hazırlanan yarışmada hünerlerini sergilemek için gece gündüz çalışıyor. Herkes kendine bir şans vermeli ve o içindeki güzel cevheri ortaya da çıkartmalı diye düşünüyorum. Biz bu yarışmaya katıldık, içimizdeki o umudu ortaya koyduk, emeğimizi, alnımızdan akan her teri oraya koyduk ve birinci olmayı da istiyoruz. Yarışma gayet güzel geçti. Şimdi de halkın desteğini bekliyoruz. Oy atmanızı rica ederim. Çok kısa zamanda çalışma imkanımız oldu. Yani şeylere güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Halkın oylamasında oylarınızı bekliyoruz. Hedefimiz kesinlikle birinci, herkesin istediği gibi. Güzel, kısa sürede bir çalışma yaptık. Hani güzel şeyler ortaya çıkarttık. İlk heyecandı, ilk deneyimimizdi. Güzel tecrübeler edindik öncelikle böyle büyük bir platformda şarkı söyleyerek. Hani bunu bize tanıyan hocamıza, müdür yardımcımıza hepimize teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma öncelikle teşekkürler. Oylarınızı bekliyoruz. 22. liseler arası müzik yarışması için liseliler okullarında hazırlıklarını sürdürürken organizasyon içinde sürprizlerle dolu çalışmalar başladı. Özel okul müdürü Şeref Saka amaçlarının finale çıkmak olduğunu söyleyerek halk oylamasıyla birincinin belirleneceği yarışma için öğrencilerine destek istedi. Okulumuz öğrencileriyle beraber çok kısa bir dönemde hazırlandık. Öğrencilerimiz kendi performanslarını ortaya koymak istediler. Bizler de onlara yol açtık. Ve bu kısa süre içinde gerçekten çok güzel bir performans sarf ettiler. Ankara'daki yarışmada tüm salon güzel bir alkış tufanıyla beraber bizleri alkışladı ve şarkımızın da çok iyi olduğuna inanıyoruz. Bizim buradaki tek amacımız okulumuzu daha iyi yerlere taşımak, öğrencilerimizin içinde bulunduğu bu güzel enerjiyi dışa vurmak, onların özgüvenini sağlamak. Her zaman öğrencilerinin yanlarında olduklarını belirten müzik öğretmeni Kübra Türkmen ise 27 Nisan'da gerçekleştirilecek finaller için öğrencilere destek istedi. 22. liseler arası müzik yarışmasına katıldık. Öğrencilerimiz içerisinde birçok yetenekli çocuğumuz var. Fakat yarışmada sınırlı sayıda katılma olduğu için 5 öğrencimizle birlikte gittik. Çok güzel bir performans sergiledik. Çok güzel bir ortamdı. Çok büyük bir organizasyondu. Şimdi 27 Nisan'da olacak finallere gitmek istiyoruz. Bunun için de oylamaya ihtiyacımız var. Öğrencilerimiz adına çok güzel bir şey olacak ve okul adına da güzel bir etkinlik olacak. Oylarınızı bekliyoruz. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Yeni Gün programında her sabah ekran başından ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Esnaf arkadaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz ve tabii ki ev hanımları. Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursanız olun ya da ordunun herhangi bir noktasındaysanız lütfen Yeni Gün programında ekranlarınızı TV52'ye ayarlayın. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerin görüntülerini, sizlerin resimlerini, sizlerin videolarını TV52 WhatsApp ihbar hattından beklediğimizi bir kere daha hatırlatacağız. En komik, en çarpıcı ya da yaşadığınız şehirdeki, ilçedeki ya da bir köydeki sıkıntılı bir durumunuzu aktaracağınız her türlü videonuzu TV52 WhatsApp ihbar hattına gönderebilirsiniz. Her sabah, hafta içi her sabah bizler burada olacağız. Sizler de ekran karşısından ayrılmayın.